Sayın Cumhurbaşkanımız Kırıkkale'ye geldi. Kırıkkale ev sahipliği yaptı. Kırıkkale gereken üzerine düşen görevini ve yerine getirdi. Bu manada ne diyeceğiz efendim? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız dün tarihi itibariyle Kırıkkale'mize geldi. İki ayrı programı vardı hepinizin bildiği gibi. Birisi Nur Camii'nin açılışı, ikincisi de diğer hizmetlerin açılışı. Nur Camii'nin açılışı Cumhurbaşkanı için çok önemli bir olaydı. Bizim için önemli olduğu kadar onun için de önemliydi. Şöyle önemli, Nur Camii 8 sene evvel Cumhurbaşkanımız başbakanken Kırıkkale'ye gelmiş. İşte bir cuma namazına götürün beni Kırıkkale'nin en iyi camine, büyük camine diye Nur Camii'ye götürmüşler. Şöyle bakmış, ya bu mu Kırıkkale'nin büyük cami, Kırıkkale'ye yakışıyor mu demiş. O andan itibaren Nur Camii'nin yeniden yapılması harekete başladı. Yani Nur Camii'nin yeniden yapılmasına vesile olan bir insan. Onu da kendisi yakinen bilip takip ettiği için zaman zaman da soruyordu zaten ne oldu, ne yaptı, takip ediyor, ödeneklerinde yardımcı oluyordu. Şimdi kendi şeyiyle başlayan bir şeyi açmak için gelmesi onun adına önemli bir olay. Bizim için önemli bir olay. Cumhurbaşkanı geldi ve o gün TRT1'den biliyorsunuz bütün Türkiye'ye, sadece Türkiye'ye değil, bütün İslam ülkelerine Kırıkkale'den yayın yapıldı. Yani Kırıkkale'nin ismi Türkiye'de duyulduğu gibi bütün İslam aleminde de Kırıkkale diye bir yer varmış. Kırıkkale diye olan yerde de böylesine muhteşem bir eser varmış diye. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman partili partisiz, ben burada parti ayırmıyorum bakın. Partili partisiz bütün Kırıkkalelilerin bundan gurur duyması lazım. Birincisi bir cumhurbaşkanının gelip cami açması önemli. İki, bu camiden naklen yayın yapıp bütün dünyaya Kırıkkale'nin adını duyuyor. Yani bundan gocunan bir Kırıkkaleli var mı bilmiyorum. Yoktur herhalde. Diğer partiler bile buna şeyle bakıyordur. Çok iyi oldu diyorlardır herhalde. Yani bir eğer ülke veya memleket milliyetçiliğini ortaya atarsak bundan daha büyük ve duyulan bir isim yok. Onun için ben buraya partinin derken bunu kastettim. Partiyle alakası yok. Bu önemli bir olaydır Kırıkkale için. İkincisi, öğleden sonra saat 2:30'dan sonra da Kırıkkale'de bitmiş ve hizmete açılacak, açılmış veya açılacak olan tamamlanmış eserlerin toplu açılışını yaptı. Aslında Kırıkkale'de daha çok eser var da valilik bir jest veya değişiklik olsun diye, doğrusu ben de bugün gördüm, bana da Vali Bey söylediğinde Kırıkkale'de plakamıza uygun olarak 71 eserin açılışını yaptılar. Yani plakamız 71, 71 de eser olsun, 71 de 71. Hani biz nasıl 3'te 3 diyoruz ya, onun gibi bir şey bu da işte 71 de 71. Şimdi onun için de öğleden sonra onu yaptı. Biz hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Meydanları hınca hınç doldurdular. İşte Nur Camii'nin biliyorsunuz konuşmalarda da söylendi. 4000 kişi içi, 6000 kişi de dış alıyor. Bu yalnız bu 10.000 kişi. Yalnız bu 10.000 kişi namaz kılmak üzere, 10.000 kişinin namaz kılacağı bir alan. Cami etrafı ve cami içi değil. Evet. Ama ayakta durduğunuz zaman en az bir namaz kılınacak alana en az 2-3 kişisi var. Siz de gördünüz dün, ayakta duracak yer yoktu. Yani Kırıkkale'liler böyle bir ilgi gösterdiler. Sonra meydana geldiler. Tabii hava sıcak, aradaki mesafe biraz uzun olmasına rağmen Kırıkkale meydanı böyle bir kalabalığa sahne olmadı. O bakımdan biz Kırıkkale'lilere teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz. Çünkü bir cumhurbaşkanımız geldi. Ben olaya tamamen siyasi veçeni dışında bakıyorum. Nitekim Cumhurbaşkanı konuşurken meydanda bir tane AK Parti bayrağı yoktu. Diğer partiler nezaketen kaldırmadılar, rica ettik ama işte önüne Türk bayrağı falan koymak durumunda kaldık. Ama bizim hiç AK Parti bayrağı yoktu. Asla. Asla yoktu. Biz Cumhurbaşkanı'nın gelişine parti olarak bakmıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gelişine Kırıkkale'ye verdiği önem için bakıyoruz. Ha bundan siyasi bir şey çıkacakmış. Onu da hemşerilerimiz düşünecek. Eğer bir cumhurbaşkanı bir ile bu kadar önem veriyorsa herhalde onu da mahcup etmemek lazım. O noktayı da hemşerilerimiz düşünecek yani. Ve ben mahcup edeceklerine inanmıyorum. Ve dolayısıyla dünkü programların hepsi muhteşemdi. Kırıkkalelilere bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sonra işin siyasi cephesine bakarsak biz o insanları, gelenleri
Siz de televizyoncular olarak belki dolaştınız, baktınız. Artık bir noktada dünkü kalabalık biz Kırıkkale'de 3-0'ın tescili olarak görüyoruz. 3-0 Kırıkkale'ye hayırlı olsun diyoruz. Gördük diyorsunuz. Evet. Yani gelemeyenler, evinden izleyenler, onlar da vardı. Onlara neler? Onlar şimdi şöyle, gelip evinden izleyemeyenler, o da ayrı bir olay tabii. Evet, yani herkes gelemezdi ki zaten. Herkes gelseydi zaten meydanlar yer gök almazdı. Ama bir başka olay var. Onu da söyleyeyim hemen. Dün yine o programlardan sonra biliyorsunuz Kandil özel programı Kırıkkale'den yapıldı. Başta da söyledik, yayınlandı. Şöyle bir düşünün. Bundan evvelki Kandiller çeşitli illerden veya daha çok İstanbul, Ankara gibi büyük illerden yapılır. Caminin içini gösterir. Caminin içinde tam dolu olmayan belli bir insan bu mevlidi izler. Herkes de televizyondan izler. Nasıl olsa televizyonda mı veriliyor diye. Yani bu bir normal bir olay aslında. Şeyin normal akışıdır. Televizyonda verilindiği zaman böyle olur. Ama Kırıkkale bir farklı, normali bozdu yani. Alışılmışı bozdu. Ne yaptı? İçeri dolu. Dışarıda belki 5-6 bin kişi veya daha fazla. Mevlidin sonuna kadar herkes şeydeydi, caminin avlusundaydı. Bütün Kırıkkale'liler oradaydı bakın. O Kırıkkale o alışılmışı bozdu. Çok daha değişik bir olay. Yani herkes dünkü olayı şöyle değerlendirebilirsek, ben iktidarını, muhalefetini, bizim parti, başka partiyi hiç söylemiyorum. Bence Kırıkkale'liler dünkü olaydan çok mutlu oldular. Gerçekten de mutlu olunacak, övünülecek bir olay. Biz burada parti gözetmeden bütün Kırıkkale'liler olarak övünmemiz lazım. Böylesine güzel bir eser kazandığı için biz biraz daha çok övüneceğiz tabii AK Parti olarak. Çünkü eser bizim zamanımızda kazanıldı. Bizim gönderdiğimiz ödeneklerle, Diyanet tarafından gönderilen vatandaşın katkısı, ama çok ödenek geldi buraya. Onu da düşündüğümüz zaman biz de biraz daha fazla mutlu olduk tabii. Sayın Vekilim, hemen kısa da şunu sorayım. Seçim çalışmalarınız nasıl geçiyor efendim? Vallahi seçim çalışmaları iyi geçiyor diyorum. Biraz da böyle şeye başladık, seçim satım haline girince önce yavaş yavaş başlanır, sonra hızlanır. Şimdi hızlı bir şekilde biliyorsunuz önce 3 milletvekili birlikte dolaştık, bitirdik. Şimdi ayrıldık. Herkes kendine ait ilçelere, köylere gidiyor. Ayrı ayrı programlar, gördüğünüz gibi şu anda 3 milletvekilinde ayrı ayrı programı var. Seçim bizim koordinasyon kurulu ayrı program yapar. Her program gidiyor. Bugün benim programım şimdi esnaf gezisi ve 2-3 tane toplantı gibi. Bunları yapıyoruz. Ve bütün arkadaşlarımız, herkes bir tarafta hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Biz baştan da söyledik, gidilmedik yer, çalınmadık kapı, sıkılmadık, el bırakmayacağız. İnşallah ben Kırıkkale'yi, Kırıkkale'lileri, vatandaşlarımızı biz kucaklayacağız. Onlar da bizi kucaklıyor zaten. Onlara da şimdiden teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.